Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in bizim dönemimizde yoksulluk, işsizlik bitti sözünü vatandaşlarımıza soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Şu an biz işsiziz, iş yok. İş yok. Evet, iş yok. Sen ayrıldık. Bekliyoruz maaşın 15 günü gelsin de İstanbul'a işe gidelim diye. Ya, iki aylık alacağımız var, alamadık da. 2 aylık. Yoksulluk yok diyor bizim dönemimizde diyor. Herkes zengin diyor. Tamam, kendi cebine bak. Öyle şeylere inemeyin abim. Öyle bir şeyler yok. Ne demek yoksulluk yok diye bir şey. Şimdi... Manisa milletvekili dedi AK Parti'nin. Yokmuş. Yokmuş. Nasıl yokmuş yani? Şu an için mi konuşuyor? Şu an için konuşuyorsa boş konuşuyor bence. Şu an için. Çünkü Türkiye'de gerçekten şu an büyük bir sıkıntı var yani ekonomik olarak. İnsanlar zaten işsiz. Ki bu mesela atıyorum AK Parti'den önceki dönemler insanlar belki biraz maddi konularda seviyeleri düşük olabilirdi ama yine de yani sıkıntı çekiyorlardı ama mutlulardı. AK Parti dönemi boyunca insanlar daha çok sıkıntı çekmeye başladı. Yani daha bu çok mutsuzlar. Tabii ki şimdi insanlara sokakta baktığınız zaman intihar etmiş bak ölü bulunmuş 4 kişi Antalya'da. Uğur Aydemir AK Parti milletvekili diyor ki bizim dönemimizde yoksulluk yok. Diyor. Ama bak yoksulluktan 4 kişi Antalya'da intihar etmiş. Evvelki günde kardeşim, fakirlik var, çilelik var, rezillik var. Yoksul değil kimse. Yoksul onların dilinde, kendi aralarında yoksul yok. Fakir var, fukara var. İnsanların eline bakın. Kimde poşet var? Sadece kur kalabalık. Simitçi, sadece simit, iki tane yumurta, hepsi bu. Yoksulluk yok. O da öyle diyor zaten, yumurtayı çok alıyorlar diyor. Yoksulluk yok. Ne var biliyor musun? Herkesin şurada insanların bütün cebini ara, 1000 kişiden 3000 lira çıkaramazsın. Hep kart, 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 kart. Yoksulluk yok ama çile var, fakirlik var. Ha kendi aralarında yoksulluk yoktur ha. Parlamentoda yoksulluk yok. Onu mu kastediyordu? O kesinlikle. Parlamentoda yoksulluk yok. Yoksulluk diye de bir şey yok. Fakirlik, fukaralık, çilelik var. AK Parti 4 tane insan niye öldü? Bu başlangıç. 8 oldu bugün de. Bu başlangıç. Bu intiharlar böyledir, psikolojiktir. Şu anda bakın şurada bu haberleri izleyen insanların var ya %30'unda eğer bu intihar düşüncesi oluşmayacaksa ben o zaman boşa okumuşum. Bu intiharlar sürükleyicidir. Çünkü adam bakıyor 2050 lira maaş, bir paket sigara 15 lira. İçme diyor, zam yapıyor. En büyük bağımlılık sigara kardeşim. Ben 20 dakikada bir sigara içmezsem ya gidiyorum arkadaşımla kavga ediyorum ya gidiyorum camı çerçeveyi kırıyorum. Ben bağımlı bir insanım. Benim gibi Türkiye'de %50'dir bağımlı olanlar. Esas bağımlı. Belki daha fazla. Emekli parası aldım. Emekli maaşı 935 lira aldığım para. Ama ben daha görmedim. Yemin ettim almayacağım. En son primi 730 lira olarak prim ödedim. 935 lira bana maaş bağlamış. Hayır sen hırsızlık yapması bilmiyorsun o yüzden fakirsin ya. Ben fakir değilim. Doğrudur. Ben hiç fakir makir değilim. Şu an var ya bak. Şu an şu topluluk içinde eğer 10 tane... İnternette adam ne söylüyor 2004'te parmağını kaldırıyor benim bu yüzüğüm var diyor değil mi? Evet. Eğer bir gün malım olursa bir gün ben hırsızlık yapmışımdır diyor. Yani. Şimdi sorun kardeşim gidin sorun ya. Şimdi nesi var? Şimdi de dünya yaşmış. Türkiye'de şu anda para onla o paralar para değil.
rakam. Onlar kardeşim. Para değil. Onlar kamyon kamyon götürdü ya. Giden para 200 ila 250 milyar dolar. Şu anda zenginlerin hiçbiri Türkiye vatandaşı değil. Yabancılar bile Malta vatandaşı. Abicim İngiltere'de nasıl vatandaş olursun bilir misin abi? İncil'i koyarlar kilisede papazın önünde. Kıbrıs'tan biliyorum ben. Papazın önünde kitabı koyarlar, İngiltere üzerine yemin edersin. Ondan sonra vatandaşlığını alırsın. Şimdi bunlar dinden de mi çıktı? Abi ne dini ya? Allah muhafaza, bu FETÖ olayından sonra camiler boşaldı. Şimdi Manisa milletvekili Uğur Aydemir dedi ki bizim dönemimizde AK Parti döneminde işsizlik, yoksulluk yok dedi. Evet. Ne düşünüyorsun? Doğru dedi abi. Şu an, doğru demiş abi, baksana abi. Abi işsizlik yok. Şu an işsizlik yok abi, bak geçti yani, yok. İnsanlar iş bulabiliyor yani. Ama maaşını alamıyor. Emeğini karşılığını. Karşılığını yani. Alamıyor. Yani adam çalışıyor, 5 ay, 6 ay çalışıyor. Ya şu gün vereceğiz, bugün vereceğiz. Para yok. Hani suyuyla diyor ya, çalış, şu an insanlar daha dün internette şu haberi okudum. Adamlar yazmışlar. İşte çobanlık işi arıyorum, çoban işi falan filan, yatacak yeri. 1000 lira, 2000 lira maaş veriyorlar, 200 lira koyuna bakmak için. Haberi yazmışlar, yok Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Afganistan'dan 5000 TL çoban getiriyormuş. 5000 TL sen bizim halkımıza ver de. Onlar da yapar çobanlığı. Yapar mısın 5000 TL? Yaparım, niye yapmayayım? Niye yapmasın ya? Yaparız yani, biz de köy çocuğuyuz yani. İstanbul'a gidiyoruz. Binlerce insan var gidiyoruz. Yapılacak binlerce insan var. Binlerce var, bir tane değil. Nasıl diyor? Abi zaten şu an insanlar yediği paralar ne biliyor musun? Adam yastık altında biriktiği para, bundan mesela 20 sene, 30 sene önce biriktiği parayı yiyor. O para bitti, bankalardan kredi çekti, o para da bitti. Şu an insanlar yediği para ne parası? Benim senin para. Nasıl mesela benim senin para? Adam sen geliyorsun bana iş yaptırıyorsun, değil mi? Evet. Ondan sonra ben senin paranı vermiyorum, senin paranı yiyorum. Yani şu an esnafların hepsi üçkağıtçı olmuş. Hepsi. Mecburiyen mi? Mecburiyen tabii. Yani adam ne yapacak? Adam şimdi geliyor mesela... Biz kendimizi söyleyelim yani. Derim mesela biz 20-30 yılda birkaç tane araba yaptık, hatta ev yaptık. Şu an onları hepsini sattık milletin parası vermek için. Evet. Ama halen bizim millette olan paramızı mesela biz alamıyoruz diyelim. Ne olacak sonu? Yani bu gidişatın sonu refah değil de bu gidişatın sonu uçurumdur. Uçurum nedir? İç savaştır. Bir de Türkiye diğer ülkelere benzemez iç savaş olduğu zaman. Türkiye'de iç savaş olursa yani kimse toprağını bırakmaz. Son damlasına kadar birbirini öldürürler. Ne Erdoğan kalır, ne CHP kalır, ne HDP kalır, hiç kimse kalmaz. Kimse demesin, ben bugün milletvekilim 24 milyar maaş alıyorum, ben rahatım, ben uçarım. Hiçbir yere gidemezsin. Türkiye'de patlak verirse hiçbir yere benzemez. Orta Doğu'ya benzemez. Hiç benzemez. Türkiye patlak verirse 3. Dünya Savaşı başlar. Cezayir'de 85'ler... Yani ben bunu görüyorum. Belki bir üniversiteli değilim ama ben bunu görüyorum. Halkı mı biliyorsun diyor. Zaten her gün halkın içindeyim yani. Evet. Yani boş gezen bir insan da değilim. Çalışıyorum ama insanları da görüyorum. Kafelere gelen insanları görüyorum. Adam üstündeki iyi kıyafete bakmayın o insanlara. Adam gidip pazardan alıyor yani. İkinci kalite yurt dışına giden malzemeyi alıyor yani. Defolu mu abi? Ya defolu veyahut da ihracat fazlası. Veyahut da zaten adam batmış, adam almış kiloyla vermiş. O adam da onu giyiyor yani. Refah iyi bir seviyede değil. Zenginler için iyi bir seviyede. Çünkü adam... Başka kendi etrafındaki insanlar başkasını görmez. Çarşıya inmez yani. Eski padişahlar gibi ben gideyim de bir halkımı izleyeyim, öyle bir şey yok. Tek bir kıyafet yok yani. Ondan sonra ikincisi girin kanallara girin görürsünüz. Bir gün bir başbakan veyahut da bir normal bir mülte gittiği zaman saatlerce yolları keserler. Habire arkasına koyun sürüsü gibi arabalar gider. Bu arabaların parası nereden geliyor? O arabaların içinde hepsi 4 tane polis var. Ne diyorsun? 4 tanesine 18 tane ailesi var. O aileler hepsi onu kim besliyor? Ben sen besliyoruz. Sonuç, saltanat ne zaman bitecek? Halk ne zaman ya Allah dedi mi birbirine girdi mi girecek? O da yakındır. Eyvallah. 2 gün sonra da bizi yakalayabilir, sıkıntı yok. Hadi görüşürüz. Hangi dönemmiş o? İşte bu dönemde. AK Parti döneminde. En çok bu dönemde var. Yoksulluk, sıfırlık. Şu kapalı yolda emekliler oturuyor. Çay parası vermenin korkusundan gidip çay ocağında oturamıyorsun. Yaşlı emekliler hep buradayız. Türkiye'de yok fakirlik yok diyorlar. Türkiye'de fakirlik yok. Nasıl fakirlik yok ya? Şeye göçmenler şehri yapacakmış. Onlara emeklilere yapsa ya göçmenler şehrini Türkiye'de. Gidip tarla verip ev yapacak. Gidip 1150 oda yapacağına 150 oda yapsaydı
bizim vergilerimizi götürüp de çarçur etmeseydi oralara. Vergilerimizi çarçur ediyor. Anladım, keyfini harcıyor. 12 tane uçak alacağına 5 tane, bir tane uçak alaydı. Türk Hava Yolları'nın uçağıyla gideydi. 600 tane milletvekiline, 600 araba vereceğine, sekreter vereceğine kendi imkanlarıyla gelselerdi. Eskiden öyle geliyordu milletvekilleri. Şimdi sefalet var, geçim sıkıntısı var. Ben çocuklarımla düşmanım, mahkemeliyim. Neden amca? Ne de ekonomik sıkıntıdan iflas ettiler. Benim evimi, malımı, mülkümü haciz sattı. Ben kiracı oldum bu yaştan sonra. Anladın mı? Tamam, bu kadar, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ama bunu aynen böyle iletin. Tamam amca. Öyle bir şey yok. Türkiye'de o kadar olumsuz gelişmeler var ki. Mesela TÜİK veriler var. Evet. %8 enflasyon gösteriliyor. Niçin bunu biliyor musun? Emekli ve memur aslan aşma maaş vermek için milleti kandırıyorlar. Yani enflasyona da el attılar. Artık Türkiye'de insanların güveneceği hiçbir şey kalmadı. Gerçekten çok kötü durumdayız. Yani bunlar inşallah halkın gücüyle düzelecek yani. Adalet yok. İşte gariban vatandaşı tuttuğu gibi içer atıyorlar ama zenginlere hiçbir şey yok. En çok adalet de bu dönemde var. Yani öyle bir şey yok ya. Fakirlik, sefalet, her şey diz boyu. Yani bu artık bir padişahlıktır. Başka bir şey değildir. Evet. Teşekkür ederim. Valla yumurtayla işimiz yok ki bizim. Sadece yumurta mı yiyeceğiz yani? Simit mi yiyeceğiz? Sadece bir ekmek mi yiyeceğiz? Simit hesabı yapmışlar. Ya, yaptılar da yani sadece onu mu yiyeceğiz? Yiyeceğimiz yani başka bir hiç ekmek yok mu yani? Bunun tatlısı da var. Bundan sonra eti de var. Tavuğu da var. Ama eti fazla yemek şeymiş, zararlı. Ben zaten kolesteroldan belli zaten kilomdan da. Ama yani bunu Türkiye'de herkesin yemesi lazım. Tadına bakması lazım. Belirli bir kesim yiyor, diğer kesim yiyemiyor. O kadar kolay ki milletvekili 2 yılda emekli olabiliyor. Bazı arkadaşlar da 55-60 yaşına kadar çalışıyor, emekli olamıyor. Nasıl oluyor bu? Nasıl adalet? 2 yılda emeklilik diye bir şey var mı? Hangisi mi? Hangimiz 2 yılda bir emekli olabildik yani? Var mı? Kaç yaşında emekli? Var mı öyle bir şey yani? O emeklilik şeyin 2 yılda emeklilik olmaz. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir sistem yok. İlk önce onu kaldıracaklar. Milletvekilleri emekli olamayacak. Olmaması da lazım. Benim için çalışmıyor milletvekili. Kendisi cebi için çalışıyor. Kendisi için çalışmayacak yani. Buradaki gariban millet için çalışacak. Yani halk için çalışacak. Var mı çalışan milletvekili? Yok. 20 yaşında 21 ya 21 yaşında 2 tane, 3 tane, 5 tane milletvekili çıktı adam. 23 yaşında 18 milyar maaş almaya başlayacak. Hangimiz 18 milyar alıyor? Boşver 18, 2 milyar maaş alan yok yani. Yani ya söylenecek çok şeyler var ama söyleyemiyoruz. Çünkü adaletin olmadığı bir ülkede yaşamaya başladık artık yani. İstanbul Milletvekili Arzu Hanım da işte olumsuz düşüncelerini söyleyen, eleştirenlere ceza verilmesi için önerge verdi. Ya verdikleri önergeye sıkıntı yok. Veriyor, herkese veriyor. Herkesi zaten alıyorlar, atıyorlar. Belki biz de bu konuşmamızdan sonra bizi de atacaklar ama yazık, günah yani. Bu kadar millet var, bu kadar insanlar yaşıyor. Adaletin olmadığı bir ülkede insan yaşamak istemez yani. İlk önce adalet, herkes adalet. Teşekkür ederim, sağ olun. Doğru söylüyor ya. Biz ta Suriyelileri getirdik, Suriyelileri besliyoruz. Adam yumurtanın hesabını yapıyor. Simit parasını hesap ediyor. Günlük diyor, bir tane simit yesen diyor, idare eder diyor. Kendileri görmüyor çünkü, simidi bilmiyor adamlar, tanımıyor ki. En lüks yerde kahvaltısını yapıyor, en lüks yerde. Biz Suriyeli besleyicimize 40 milyar dolar para harcamışız. Bu kadar fabrikalarımız satıldı. 40 tane fabrika yapsaydık bu kadar işsizlik olur muydu? Öyle cebinden verdi, senin benim vergilerimden biri. Olmazdı. Yazık yani, millet... Vallahi evine ekmek götüremeyen insan var ya. Yazık yani. Çöp bidonundan ekmek toplayanı gördüm ben. Bu kadar acımasızlık olmaz ya. Milletin sırtına kene gibi yapışmışlar. Milletin kanını emiyorlar. Halk kalksa da bir kelime laf etse tuttu mu götürüyor atıyor. Böyle adalet mi olur ya? Böyle adalet mi olur ya? Amca sen ne düşünüyorsun? Benim 4-5 çocuğum süper ustadır, taş, kalem. Bu 5 aydır boştu. Vallahi ekmek bulamıyoruz. İşsizlik yok diyorlar. İşsizlik kim diyor, yalan diyor. Ha benim oğlum boştur. Bu 4-5 aydır. Bu yaz günü boştur. Bu dönemlerde kötü ya. Suriyeliler geliyorlar, 10 lira çalışıyor, onlar da yiyor.
Çok sağlandı. Teşekkürler. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun efendim. Berat Albayrak açıklama yaptı. Fakir fukaraya ev verecek. Çok hesaplı evler yapıyor. Kardeşim, fakir fukaraya ev vermesin. Alım gücünü yükseltsinler. Herkes ev sahibi olsun. Fakir fukara yaratıp onun yardımına koşacağız diye uğraşmayalım. Önce insanları, halkı kalkındıralım. Fakirleştirmeyelim. Fakirleştirmeyeceğiz tabii ki. Ceza vermeyeceğiz. Arabaya şöyle bindi ceza, böyle gitti ceza. Böyle halkına ceza veren bir sistem olmaz bu ülke. Bu duruma geldi maalesef. Söyleyeceklerim bu kadar. Olmaz yani. Bu insan fakirliğe müstahak değil. Bu insanı kalkındıracağız. Bizim dönemimizde yok diyorlar. Kardeşim, her dönemin kendine göre. Yani 80 önceki darbe dönemlerindeki kriterleri alıp bugüne yaftalayamazsın. Evet. O zamandaki pratikler öyleydi. Günümüzdeki pratikler böyle. Bugünün şartlarına göre gerekiyorsa halkı kalkındırmak için proje üretmek lazım. Ben fakire ev vereceğim, bu kadar destek oluyorum. Olma. Fakiri kalkındır, herkes ev alsın. Herkes arazi alsın. Herkes üretsin. Herkes istihdam yapsın. Söyleyeceklerim bu kadar. Eyvallah. Teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Vallahi çok güzel söylemiş. Bunların döneminde yoksulluk ve işsizlik had safhada. Ekonomi zaten berbat bir durumda. Vallahi ne diyeyim ben? Bunlar da yumurta hesabı yaptı. Dedi ki önceden şu kadar yumurta alınıyordu, şimdi bu kadar yumurta alınıyor dedi. Vallahi petrolle elektriği sorunca ya onları geçin dedi. Boş verin dedi. Tabii ki onları boş verelim yani. Boş verin, bu hale boş geldik zaten. Bu hale geldik. Ekonomi berbat bir durumda. Onların tuzu kuru. Ne diyeyim ben? Vatandaşın da boş verecek hali kalmadı bu arada. Zaten kimse de konuşacak durumu yok. Konuşanları mahvediyorlar. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Aynen öyle. Rica ederim. Tamam.